akciğerleri tanıyalım. Diyelim ki resimdeki sizsiniz. Güzel, güneşli bir günün keyfini çıkartıyorsunuz ve uzun, derin bir nefes almak istediniz. Tabii ki ben nefes deyince siz büyük ihtimalle havada bulunan oksijeni düşündünüz. Zaten insanların hayatta kalabilmek için gerek duydukları kısım da bu. Ah oh. Şöyle derin bir nefes aldınız. Diyelim ki bu nefesi ağzınızdan aldınız. Sonra diyelim ki derin bir nefes daha aldınız ama bu nefesi de burnunuzdan aldınız. Bunlar nefes almanın iki farklı yolu diye düşünebilirsiniz. Ağız ve buruna bakınca durum kesinlikle böyle görünüyor. Çok fazla ortak yanları yokmuş gibi. Ama gerçekte havayı takip ederseniz hemen hemen aynı yolu izlediğini göreceksiniz. Siz havayı ne şekilde çekerseniz çekin, hava boğazınızın arka tarafından geçecektir. Burada burundan gelen havayı görüyorsunuz. Burada da ağızdan gelen havayı. Ve boğazın arka tarafında buluşuyorlar. Sonra aşağı, daha aşağı bizim Adem elması dediğimiz şeye doğru ilerliyorlar. Şimdi resmi biraz yukarı çekeceğim ki daha iyi görün. İşte. Bakın burada Adem elmasını görüyorsunuz. Hadi kendi Adem elmalarınızı hissetmeyi deneyin şimdi. Boğazınızın tam ortasında bulunan oldukça ilginç bir yapıdır. Ve herkeste bulunur. Özellikle belirteyim sadece erkeklerde değil kadınlarda da vardır. Bu yapıya Adem elması denmesinin sebebi Adem'in bir erkek ismi olmasıdır. Genellikle erkeklerin veya erkek çocukların Adem elmaları kızlarınkinden daha büyüktür. Ah, eğer bulamadıysanız göstereyim. Burada bir çıkıntı vardır. Çıkıntı eğer parmaklarınızla bu çıkıntıyı hissedebiliyorsanız, adem elmanızın nerede bulunduğuna dair iyi bir fikir edinmiş olursunuz. Burası adem elması. Ve ne işe mi yarar? Bu yapı sesinizi iyi kontrol etmenize yardımcı olur. Aslında adem elmasının başka bir ismi daha vardır. Bazı insanların kullandığı diğer ismi ses kutusudur. Tabii ki hava ses kutusundan geçer. Burası nefes borusuna giriş yoludur. Adem elmasının çevresindeki kasları kontrol ederek sesimizi çok inceltebilir veya çok kalınlaştırabiliriz. <laughs> Gerçekte sesimizi kontrol edebildiğimizi size göstermek istedim. Eminim ki hepiniz bunu biliyordunuz ama sesinizi kontrol ederken kullandığımız yapının adem elmanız yani ses kutunuz olduğunu bilmiyordunuz. Hava aşağıya doğru yoluna devam ediyor. Hava buradan inmeye devam edecek. Tabii ki hava derken özellikle ilgilendiğimiz kısım oksijen. Aşağı doğru gidip akciğerlerin bulunduğu bölgeye ulaşıyor. Nefes borusundan aşağıya indi ve akciğerlere girdi. Sağ ve sol akciğere. Burası sol akciğer. Sol yazarak belirtiyorum. Ve sağ akciğeri de sağ yazarak belirtiyorum. Dur bir dakika, ters olmadı mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama unutmayın, bu ciğerlere sahip olan kişinin bakış açısı. Bu yüzden buraya sağ, buraya da sol yazdım. Şimdi devam edip buradaki bazı bölgelerin adlarını belirtelim. Akciğerlerin birebir aynı olmadıklarını fark ediyorsunuz değil mi? Biraz farklı görünüyorlar. Örneğin bunun üç lobu var. Sağ taraftakinin üst lob, orta lob ve alt lob olmak üzere üç lobu var. Soldakinin ise iki lobu var. Bu ilk büyük farklardan biri. Diğer bir fark da burada ortadaki bizim kalp girintisi dediğimiz bölge. İşte tam burası. Burası kalp girintisidir. Buraya bu ismi vermemizin sebebi kalbin kelimenin tam anlamıyla buraya oturması. Kalp buradan biraz çıkıntı yapıyor. Büyüyüp geliştiği için akciğer de akciğerde bir girinti oluşturuyor. Diğer tarafta ise iki lobumuz var. Üst ve alt loblar. Böylece bir akciğeri tek olarak gördüğünüzde bunun sol ya da sağ akciğer olduğunu anlamak için loblara, lobların sayısına ya da kalp girintisine bakabilirsiniz. Buralarda akciğerlerin çevresinde kaburgalarınız var. Her iki tarafta da kaburgalarınızın aralarında kaburga kaslarınız var. Akciğerlerin ve kalbin altında da bir kasınız var. Büyük bir kas. Buradan şöyle gelip kalbin altından bu tarafa doğru geçip bir zemin oluşturuyor. Kalp ve iki akciğer kastan meydana gelen bu tabana oturuyorlar. Bu kasın adı da diyafram kası. Yani diyafram kası zemini ve kaburgalarda duvarları oluşturuyor. Şimdi elimizde ne oldu? Bir oda. Duvarları ve zemini olan dev bir oda. Bu odaya göğüs kafesi diyoruz. Bu odanın içerisinde iki akciğeriniz ve kalbiniz var. Şu ana kadar hala havanın nereye gittiğini göstermedik ama. Sadece iki akciğere girdiklerini belirttim ama sonra oradan nereye gidiyor bunu daha görmedik. Şimdi bunların bir kısmını sileceğim. Size içerisinin neye benzediğini göstereyim. Eğer X ışını gözlüklerle akciğerlerinize bakabilseydiniz bu şekilde görürdünüz. Tüm bu değişik mimariyi basitçe düşünebilmek için bir ağaç hayal edin. Bu ağacın aşağıya doğru sarkıtılmış olduğunu düşünün. Ağaçların dallarını düşünün. Bu ağacı ters çevirdiğinizde akciğerlerinizin içerisindeki oluşuma benzediğini fark edeceksiniz. Zaten bu yapıya bronş ağacı deniyor akciğerlere bakıp çok karmaşık olduklarını düşünürseniz ters çevrilmiş bir bronş ağacı olarak düşünün. Böylece çok daha anlaşılır olur. Kısaca bu ağacımızın gövdesi ve bunlar da dalları. Öyleyse hava bu gövdeden iniyor. Yani soluk borusundan ve ayrılmaya başlıyor. Farklı renklendirilmiş her bölge ayrı loblara hizmet verir. Yeşil bölge, mor bölge. Yeşil bölge buradaki alt loba, mor bölge ise üst loba hizmet verir. Ve bu tarafta ise bir üst, bir orta ve bir alt lobunuz var. Burada biraz tuhaf bir görüntü var, biliyorum. Çünkü bazı yeşil dallar buradaki gibi orta lobda ve bazı turuncu dallar da buradaki gibi üst lobda gözüküyor. Ama siz hemen aldanmayın. Kafanızda canlandırmayı deneyin. Hatırlamanız gereken elimizde üç boyutlu bir akciğer olduğu. Biz ön taraftan akciğere baktığımızı hayal ediyoruz ama tabii ki orta lob arkaya kadar ilerliyor ve arkaya doğru ilerlediğini bilirseniz turuncu dalların neden böyle gözüktüğünü çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi tekrar havanın yolculuğuna geri dönelim. Çünkü bu konuyu artık bitirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir dal alalım ve yakınlaştıralım. Büyütüyoruz. 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 Çıplak gözle görülemeyecek halden görebileceğimiz hale gelsin. Normalde bunu ancak bir mikroskop altında görebilirsiniz. Şöyle bir şey. Bunun gibi küçük kesecikler de metine benziyor. Bu keseciklere alveol diyoruz. Alveoller. Hava bu alveollerin içine girer. Yapısı çıkmaz sokak gibidir ve hava içinde dolaşıp geri çıkar. Siz de nefesinizi geri verirsiniz. Solunum sistemi böyle çalışır. Hava ağızdan alveole kadar olan tüm yolu kat eder ve bir U dönüş yaparak aynı yoldan dışarı çıkar. Ama hava bu dönüşü yapmadan, alveolden çıkmadan çok yakınında kan vardır. Diyelim ki kan bu yönden bu yöne doğru hareket ediyor. Kanın içine oksijen geçer, oksijen kana karışır ve kanda bir atık oluşur hücrelerin ortaya çıkardıkları karbondioksit atığı. Ve bu atık alveolün içine atılır. Böylece nefes aldığınız zaman oksijenin dış dünyadan nasıl akciğerlerimize solunduğunu, alveole inişini, kanla takasını ve nefes vererek karbondioksiti nasıl attığımızı gördük.